hazirun cemiyeti irfan, haindir melundur münafıktır şeytan. Şeytanın hainliğine, melunluğuna, münafıklığına, Rahman'ın birliğine eyvallah. Evet. Niyaz Usta'nın çok kıymetli öğrencileri. Yine dünyada, Konya'dan tüm dünyaya yayılmış. Bembeyaz sakalı kocaman kuları. Eşeğine ters biner. Harikasınız. Şimdi kim bu Nasrettin Hoca? Gölün kenarına gelmiş. Eline bakracı, almış kaşığı, göle bir şeyler daldırıyor. Bunu gören komşusu, hocam demiş, ne yapıyorsun? Görmüyor musun demiş, göle maya çalıyorum. Ya ilahi hocam demiş, hiç göl maya tutar mı? Peki Nasrettin Hoca ne demiş? Hı, neden demiş biliyor musunuz? 800 yıl önce Nasrettin Hoca bizlere bir şeyler söylemiş. Bizlere demiş ki, umudunuzu kaybetmeyin demiş. Her daim çalışın. Umut var olun. Umudunuzu kaybetmeyin demiş. Sizler, bakın karşımda Sayın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nı görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanım burada. Mesela Batuhan spordan sorumlu devlet bakanı yani. Gel, spor bakanımız. Buna inanın çocuklar. Bak hepiniz bir bürokrat olacaksınız, bir bakan olacaksınız, bir cumhurbaşkanı, bir başbakan, bir öğretmen, bir mühendis, bir doktor. Ama azmedeceksiniz, umut var olacaksınız. Tamam mı? Harikasınız. Şimdi size bir soruyla başlayacağım ama beni dinleyin. Eşek arası bağ yapar mı yapmaz mı? Bakacağız, bakacağız. Şimdi ben eşek arısıyım. Hocalarınız çiçek. Hocanız ne çiçeği olsun? Kıllamalı hoca kaktüs olsun, kaktüs. Tamam. Abi gülme bak, gülme. Kaktüs deyip geçme. Yılda bir defa açar, ortalığa misler saçar, tamam mı? Özgür hocanız da gül olsun, maşallah gül gibi. Tamam mı? Gel. Şimdi hocalarınız çiçek, ben eşek arısıyım. Hocam şöyle tutacaksın elini, hocam sen de şöyle tutacaksın. Şimdi ben eşek arısı olarak şöyle balanırken hocam şapkanı almaya çalışacaksınız. Sizden balanırken siz, sizden balanırken siz, tamam mı hocam? Yani şöyle geldim, balanırken hemen şapkamı almaya çalışacağım. Ela havada durabilir hocam. Hocanız bulmadı, benim şapka düştü. Alkışlar bakayım. Evet. Beş kategoride önce yavaş, sonra hızlı, sonra biraz daha hızlı, sonra biraz daha, sonra en hızlı. Daha komutlarla, tamam mı? Birincisinde dizlerimize, ikincisinde arkadaşımızın eline şöyle. Hazırsak başlıyoruz, gel. Gulli gulli gulli.
Hazırsız buraya çıkmıştım. Niye çember yaptık biliyor musunuz? Çünkü iletişimin en güzel şekli çemberdir, onun için yaptık. Şimdi ısındık, bir havayla başlayacağız. Tamam mı? Şimdi hep birlikte bak şunu yapıyoruz. Ama herkesten sesi duyacağım. Merhaba. Üç deyince. Hep birlikte. Bir, iki, üç. Merhaba. Süper. Şuraya bak. Bir daha. Merhaba. İşte bu ya. Bir daha yapıyoruz. Merhaba. Şimdi ikincisi. Girelim kol kola. Bir daha. Şimdi üç. Eğlenelim hep birlikte. Bir daha. Süper. Biz bu oyunda deyip döneceğiz. Şimdi bak biz mi yapıyoruz? Siz seyredin. Ondan sonra birlikte yapacağız. Herkes şöyle çember olsun. Yanındakine baktık. Bak. Biz mi yapıyoruz? Biz mi yapıyoruz? Önce söyle ikimiz mi yapalım? Bak böyle çemberdeyiz ya. Başlıyoruz. Merhaba. Girelim kol. Ulan öyle değil şöyle. Girelim kol kola. Yer değiştiriyoruz bak. Eğlenelim hep birlikte. Biz bu oyunda. Ne oldu? Eşimiz değişti. Sen oraya döndün. Biz buraya döndük. Dolayısıyla herkese şimdi biz hep birlikte yapalım. Bir daha yapalım. Bir, iki, üç. Merhaba. Girelim kol kola. Değişiyorsunuz. Eğlenelim hep birlikte. Biz bu oyunda. Kız buraya, sen buraya. Tamam mı? Bu şekilde herkes herkesle merhabalaşacak. Başlıyoruz. Bir. Herkes çember olsun, eşini bulsun. Çember öğrenen. Tamam mıyız? Başlıyoruz o zaman. Bir, iki, üç. Merhaba. Girelim kol kola. Eğlenelim hep birlikte. Biz bu oyunda. Evet devam devam. Merhaba. Girelim kol kola. Eğlenelim hep birlikte. Biz bu oyunda. Bir daha son kez. Merhaba. Girelim kol kola. Eğlenelim hep birlikte biz bu oyunda. Evet harika. Evet kendinize ve hocalarımıza bir alkış hemen. Hepiniz oynayacaksınız. Evet bir tane de hayal gücü yüksek böyle. Gel. Tamam. Şimdi merhaba dedik. Merhabadan sonra tanışmaya acaba kimiz biz? Tanışacağız tamam mı? Siz, biz burada yapacağız, sizler de yerinizde yapacaksınız. Başlıyoruz ama lütfen burayı dinleyin. Bak bir, iki, üç. Burada sizlerin hayal gücünü görmek istiyorum ben. Biliyorsunuz eskiden biz sokaklarda oynardık. Evde evcilik oynardık. Şimdi sizler tablet oynuyorsunuz. Ya dolayısıyla hayal gücünüz çok fazla gelişmiyor onu söyleyeyim. Şimdi bak bunu burada göreceksiniz. Eğer kitabı çok fazla okuyan bir arkadaşınızı çıkarttıysan onun hayal gücü daha geniş olacak ve daha kolay yapacak. Ama bakayım böyle evet gözler iyi kitap. Mesela adam Jurassic Park. Şimdi az geri gidiyoruz. Ben gösterilerim sizler yerinizde yapacaksınız. Bir, siz beraber yapacağız biz tamam mı? Hafızanızı da kontrol edeceğim ben. Bir, iki, üç. Mesela benim adım Osman. Adımı bir hareketle birlikte söyleyeceğim. Örneğin nedir mesela? Osman. Siz yerinizde yapacaksınız. Burada yapıyoruz. Tam üç deyince. Şöyle hemen sıra alın. Şöyle tek sıra alın. Gel. Başlayın hep beraber. Bir, iki, üç. Osman. Ortak sen niye yaptın? Şöyle bak. Osman tamam mı? Hadi bir daha. Bir, iki, üç. Osman. Harika. Bir daha. Osman. Bir daha. Osman. Ay insanın kendi ismini böyle duyması ne kadar güzel ya. Öyle değil mi? Evet sen ismini?
Ela, Ela, Ela bir hareketle göster bakalım. Aynı benimkinin aynısı değil. Başka bir şey yapacaksın. Ne istersen. Hayal gücünüzün sınırı yok. Ne isterseniz onu yapın. Hadi bakalım Ela. Evet, süper. Başlıyoruz. Evet, hazır. 1, 2, 3. Ela. Hadi bir daha. 1, 2, 3. Ela. Hadi bir daha. Nasıl Ela? Güzel değil mi isminin duyulması? Evet. Bütün okul senin ismini söyledi ha. Evet. Evet. Söyle bakayım. İrfan mı senin ismin? Ya yap bakalım İrfan. Ya ne istersen İrfan, hayal gücünüz var. Yani mesela ben olsam ne yaparım? İrfan. Her şeyi yapabilirsin. İstediğini yap. Ya da İrfan ya ne bileyim. Hayal güç sende hadi. İrfan çok mu bilgisayar oynuyorsun? Hayır, telefon. İrfan çok mu bilgisayar mı, telefon mu? Telefon. Ya. Bak tamam, oynayın, oynamayın demiyorum çocuklar. Ama lütfen hani böyle yarım saat arayla, belki günde bir saat. Ama fazlası bakın hayal gücünüzü öldürüyor. Gerçekten. Hadi İrfan. Ya yap ya. İrfan. Hadi. Hadi bakalım İrfan. Öyle de bir oyundan yapabilirsin mesela. İrfan! Araba yarışı oynuyor mu? Yap hadi o zaman. Hadi. Evet. Birlikte yapıyoruz. 1, 2, 3. İrfan! Fren sıktı. 1, 2, 3. İrfan! Hadi bir daha. 1, 2, 3. İrfan! Güzel. Evet. Jurassic Park. Furkan yap bakalım. Uy. 1, 2, 3. Furkan. Hürkan. Güzel. Güzel. 1, 2, 3. Başla. Furkan. Bir daha. Furkan. Harika. Buyur abla. Wow. 1, 2, 3. Deniz. Harika. 1, 2, 3. Deniz. Bir daha. Deniz. Nasıl deniz? Güzel değil mi? Evet. Ne? Merra. Bir daha yap Merra. Evet. Merra. Haydi bir daha. 1, 2, 3. Merra. Haydi bir daha. 1, 2, 3. Merra. Harikasınız. Bir alkış bakalım. Evet, şöyle alayım sizi de. İğne iplik oyunumuz var. Ya bir öğretmen, bir sınıf öğretmeni özellikle sınıfında çocuklarının yanında kılıktan kılığa girebilmeli, oynayabilir. Hocam gelin, hocama bir alkışlayın. İşte hocalarım ya, bu kadar ya. Evet, 1-2-3, 1-2-3. Gel kızım. Evet, Hümer sen gel. Tamam. Şimdi çocuklar, oynayacağımız oyun iğne iplik. İğne iplik. Evet, aşağı doğru inin. Bak arkadaşlarınız göremiyormuş. Çocuklar eskiden bu televizyonlar olmadığı dönemlerde komşuluk ilişkileri çok iyiymiş. Komşular birbirlerine oturmaya giderlermiş. Evet, şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Dur şunun ipini koparayım ben. Heh. Şöyle çıkarayım. Şimdi bu oyun eskiden bayanlar bir yerde otururlarmış. Erkekler bir yerde. Anneler kız çocuklarını hayata hazırlamak için böyle iğne iplik diye bir oyun türetmişler. Kalabalık olduğu zaman böyle ellerine birer iğne gruplandırıyorlar. Birer iğne veriyorlar. Heh. İğne deliğinden ipliği geçiriyor, ucunu eşit hale getiriyor, ondan sonra yanındakine veriyor, o çıkartıyor, en sondaki delikten ipliği geçiriyor, hazır hale getiriyor ve ucuna düğüm, yani tam dikişe hazır hale getiriyor, düğüm atıyor. Tamam mı? Hocam sizi de en sona alalım isterseniz, tamam oradan başlayın, tamam oradan, bu sefer buradan başlasın. Tamam, bir kalabilir hocam, bir tane yeterli, şunu al kızım sen, ha, onları bana ver. Hocam şöyle, evet,
Hani ipi eşitliyoruz, düğüm atıyoruz, dikişi hazır hale getiriyoruz. Böylelikle eğer kim kazandıysa, o gün Kayısı Kurusu, Vesare, Ceviz, İğde onlardan belirlenmiş. Şimdi başlıyoruz müzikle beraber. 1-2-3 başla. Sallanmış ağaç bundan gıdıklanmış, koşmuş uzağa kaçmış, ayı onu yakalamış, yukarıya yukarıya tırmanmış. Ağaç bundan çok huylanmış, birdenbire hapşırmış, ayının ayağı kaymış, tepe taklak yuvarlanmış. Bum bum çika çika eşkali benga, bum bum çika çika eşkali benga, bale luşi bale luşi eşkali benga, bale luşi bale luşi bum. Ormanda bir ayı varmış, bir gün sırtı kaşınmış, gitmiş ağaca yaslanmış, bir o yana bir bu yana sallanmış. Ağaç bundan gıdıklanmış, koşmuş uzağa kaçmış, ayı onu yakalamış, yukarıya yukarıya tırmanmış. Ağaç bundan çok huylanmış, birdenbire hapşırmış, ayının ayağı kaymış, tepe taklak yuvarlanmış. Bum bum çika çika eşkali benga, bum bum çika çika eşkali benga, bale luşi bale luşi eşkali benga, bale luşi bale luşi bum. Şimdi mavi deyince elleri çıplatıyoruz. Mavi. Güzel. Geçmiş bir sene. Vur 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 vur. Kırmızı. Sarı deyince sağ ayaklarınızı yere vuruyoruz. Evet. Mavi. Yeşil. Çok güzel. Şimdi arkadaşlarımız Oğuz Usta'nın en güzel tekerleme söyleyen öğrencileriymiş. Bakacağız. Tamam mı? Bakalım hanımefendilerini beyefendilerle yenecek.
şöyle hocam siz başka deyince bayanlardan başlayalım değil mi siz? Centrumlar erkeklersiniz. Ha? Şunu diyeceksiniz. Doğru söyleyene kadar yapacaksınız ama tamam mı? Şurası yaz köşesi. Burası da kış köşesi. Ortada su şişesi. Bunu söyleyeceğiz tamam mı? Tamam mı? Hocam hazır mıyız? Hazırsak başlayacağız. Sizler dinleyin. Bir, iki, üç. Şuna kıyı köşesi. Şuna yaz. Olmadı. Şurası kış köşesi. Şurası kış köşesi. Burası? Burası yaz köşesi. Ortada su şişesi. Ortada su şişesi. Ha böyle hocam başlayalım. Böyle başlayalım. 21'de hepsi bitecek hocam. Başlayalım. 1, 2, 3. Şurası kış yaz köşesi. Burası kış köşesi. Ortada su şişesi. Bravo. Burası kış köşesi. Orası yaz köşesi. Ortası. Ortası yok. Başla. Burası yaz köşesi. Şurası. Şurası kış köşesi. Orta. Ortada. Ortada. Ortada su şişesi. Şu. Aa. Başla. Şurası yaz köşesi, burası kış köşesi, ortada su şişesi. Bravo. Şurası yaz köşesi, burası kış köşesi, ortada su şişesi. Bravo. Şurası yaz köşesi, burası kış köşesi, ortada su şişesi. Harika. Şurası yaz köşesi. Burası? Burası kış köşesi, ortadaki su şişesi. Ortadaki yok. Bir daha başla. Şurası yaz köşesi. Burası? Burası kış köşesi, ortada su şişesi. Harikasınız hocam. Bir dakika. Bakalım erkekler ne yapacak? Başlıyoruz. Bir, iki, üç, başla. Şurası yaz köşesi. Şurası, burası kış köşesi. Başlayalım. Şurası yaz köşesi. Burası kış köşesi, ortada su şişesi. Bravo. Şurası yaz şişesi, burası kış şişesi, ortada. Olmaz, bir daha. Burası yaz köşesi. Burası yaz köşesi. Şurası kış köşesi. Burada da su şişesi. Ortada su şişesi. Baştan gel. Burası yaz köşesi. Burası kış köşesi. Ortada su şişesi. Bravo. Şurası yaz köşesi. Şurası. Olmadı baştan. Şurası yaz köşesi. Şurası kış köşesi. Şurası orta. Olmadı baştan. Şurası kış köşesi. Şurası yaz. Olmadı. Burası. Burası yaz köşesi. Şurası kış köşesi. Burası kış köşesi. Burası yaz köşesi. Olmadı ortada. 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 Su şişesi. Baştan bir daha söyle. Burası yaz köşesi. Şurası kış köşesi. Şurası da ortada. Orta. Hadi. Şurası yaz köşesi, burası kış köşesi, ortada su şişesi. Bravo. Şurası yaz köşesi, burası kış köşesi, ortada su şişesi. Bravo. Bir buçuk. Bir buçukta kavga ettiler. Alkışlayız bakalım kızları. Evet. Şimdi geçin bakalım. Thank you.
aşık. Neyle de aşık. Hani derler ya, benimle aşık yapamazsın diye. Ben mesela Müdür Bey'le aşık yapamam. Ama huzurlarınıza ona bir aşık yaptıracağım burada. Geleceğim de aşık yapalım seninle. Bir alkışlar mı hemen? Şimdi aşığın, aşığın puanları var, tamam mı? Aşığın puanları var. Böyle çukur, dar alan, ağaççı. Böyle dar alan ama güzel ise buna tam. Böyle kendi kendine olarak da fık, ortası delik olan tarafına da buraya da eşlik geliyor. Şimdi üç saç hocamızda, üç saç bende bak. Şimdi iki taşı alıyoruz, bir taş elimizde hocam. Az önce dediğim ağaççı çukur olan kısım bir puan, yani en yüksek puan, bir numaralı bölüm. Tam dediğimiz bölüm çukur olmayan ama dar olan bölüm 2 numara. Fık dediğimiz bu bölüm 3. Ortası delik olan yerde 4 numara. Bu eşek yani dediğimiz yerde eşek. Şimdi hocamıza şöyle atıyoruz. Hangimizin puanı fazla geldiyse onunla başlıyoruz. At hocam. Evet. Hocam 3-3. 6 puan aldı. Hocam hadi onları. Bakayım bir de ben kaç puan. Evet. Ben 2-3. Yani ben kazandım. Öyle söyleyeyim ben size. Yani en yüksek puanı sahip olan 2 numarayla 3 numarayı aldığım için ben kazandım. Şöyle yapayım. Ben hocam onu da. Sonra açıkları bak. Şöyle atıyoruz hocam. Eşdeğer olanları. Mesela bununla bu eşdeğer. Yanımızdaki taşa değdirmeden vurduğumuz zaman birisini alıyoruz. Böyle alıyoruz. Bakalım. Bununla bu eşdeğer. Evet aldık hocam. Bununla da bu eşdeğer. Evet aldım. Şimdi bununla da bu eşdeğer oldu. Bunu da aldım. İkisi olmadığı için ne yaptım hocam? Bir tane daha attım. Olmadı, sırasına geçti. Evet, harikasınız hocam. Evet, ikisi de sizin. Evet, hocamız iki taş aldı. Ben dört taşa kazandım. Şimdi siz çocuklar bunları falan unuttunuz. Bunlar böyle bu topaçlar alırdık bizi. Yere daire çizerdik. Herkes o dairenin içerisine atardı. Hangimizin topaçı diğer topaçlara dairenin dışına çıkarırsa, yani büyük gibi, o zaman biz kazanırdık. Adamlar bizim oyuncaklarımızdan türetiyorlar. Yeni şeyler üretiyorlar. Ben de size diyorum ki çocuklar siz de kırıldın. Yeni şeyler öğrenin. Geldik. Ben çok heyecanlandım bu kadar kalabalığın yanında yapamazsam koyun acaba diye. Şöyle yaptık. Evet. Evet. Evet çöreyim ben. Çöreyim. Şu tarafa doğru yapacağım ben. Çocuklara doğru şey yapalım. Ha, aşağıda al da olur, o da olur. Evet, atıp çekiyorsunuz hocam. Ne yapmış hocamıza? Buradaki önemli olan şu arkadaşlar. Aynı takım çalışmasındaki gibi. Eğer ipi saramazsanız, topacınız ne kadar iyi olursa olsun, siz ne kadar iyi atıcı olursanız olun, ipi iyi sarmalısınız. Tamam mı? Siz ne kadar zeki olursanız olun, eğer çalışmazsanız, okumazsanız o zekiliğiniz bir işe yaramaz. Evet.
Okumayı seviyorsan, okumamak istiyorsan elini vur. Harikasınız. Yazar olmak istiyorsan şöyle yap. Yazar olmak istiyorsan, yazmayı seviyorsan, yazar olmak istiyorsan şöyle yap. Çalışkan olmak istiyorsan ayağını vur. Çalışkan olmak istiyorsan, ileriyi hedefliyorsan, çalışkan olmak istiyorsan ayağını vur. Harikasınız ya, harikasınız. Müslüman olmak istiyorsan Allah de. Allah! Müslüman olmak istiyorsan, cenneti diliyorsan, Müslüman olmak istiyorsan Allah de. Allah! İyi insan olmak istiyorsan hepsini yap. Allah! İyi insan olmak istiyorsan, İyiliği diliyorsan, insan olmak istiyorsan hepsini yap. Allah, harikasınız. Şimdi kendinize şöyle aşağıdan yukarıya doğru bir alkışlayın bakayım hepinizi. Müthişsiniz hepinizi. Çok sevdim, çok büyük enerji aldım. Çok teşekkür ediyorum.